Günaydınlar benim güzel YouTube ailem. Yeni güneş doğdu. Bitki çayıyla dedim ki güne bir erken başlayalım. Sizler arkadaşlar bahçemizden, bu portakal bahçemizden biraz yayın yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar ciddi anlamda soğuk geçti. Ve sizlere son durumla ilgili şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz portakalımızın hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor ama ben korkuyorum. Bazı noktalarında kahverengileşme olayı var. Şöyle gördüğünüz gibi ben size şöyle bakın. Bakın. Bu soğuk mu vurmuş oluyor arkadaşlar? Hani şöyle gördüğünüz gibi soğuk mu vurmuş oluyor? Ana. Ana. Afet ve talaz aşkı devam ediyor. Pek birbirinin peşinden hiç ayrılmıyorlar. Sürekli birlikte dolaşıyorlar. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şu ara böyle bir aşka hiç ihtiyacımız yok. Talaz'da arkadaşlar ne yaparsak yapalım, ne kadar yedirsek yedirelim zayıflıyor. Lan! Ay! Çekil oradan. Bak işte bak. Oğlum o senin tuvaletin mi lan? Olmaz öyle, olmaz öyle. Ey! Oho! Adam içinde biriktirmiş. Lan su bidonu musun? Çekil. Bak işte. Neyse ya, doğası gereği artık yapacak. Ben ne dersen, o bayağı bir biriktirmiş arkadaşlar. Mesanesi dolu. Lan yürü git. Yok. Allah Allah. Garip. Normalde gider. İki bir çişini yapar geçer. O herif doldurdu içini. Neyse arkadaşlar, biz kendi işimize devam edelim tekrar. Bu kahverengileşme, özellikle sana soruyorum. Mehmet Öz hocam, Hayallerimi Yaşıyorum kanalı. Acaba gerçekten bu ağaca zarar vermiş mi? Yoksa düzelme ihtimali var mı? Eğer düzelme ihtimali varsa çok sevineceğim. Çünkü artık yani bu kadar emek ettikten sonra böyle olması rahatsız edici. Hani kimisi dedi ki buna yok şey sar, ne diyorlar ona, poşet sar. Kimi dedi sarma, kimi dedi kağıt sar, kimi dedi sarma. Arada kaldık biz de. Oluruna bıraktık. Bazılarının yaprağı dökülmüş. Ama yeşillik duruyor. Bir sıkıntı yokmuş gibi duruyor. Fakat arkadaşlar tabii bu konuda bilgisi olanlar varsa bana fazlasıyla bilgisi. Bazı yapraklar böyle olmuş. Yani bu ağaca ne yapmalıyım? Narenciye ya da buna benzeyen bitki yetiştiren arkadaşlar varsa lütfen o konuda yorumlarda yazsınlar. Bakın bu ağaç da diğerlerine göre biraz daha sararmış durumda. Diplerini güzel yaptık. Bakın şöyle göstereyim. Diplerini bu şekilde yapmıştım ki yağan yağmurdan dolayı su toplasın. Toplanan sular da burada bunu beslesin diye. Bakın şu kenarda kahverengileşme var. Acaba dedim hani buna soğuk vurduğu için mi bu renge dönüşmüş? Yoksa başka bir sebebi var mı? Burayı kocaman bir bahçe yapacaktık. İnşallah diyeyim. Bunların yanında bir de arkadaşlar bir sıra ekmiş olduğumuz keçi boynuzumuz var. Bakın bunun da yalağı mayın bölgesi gibi olmuş. Yapraklarının şöyle şeklini göstereyim. Bu da mı soğuk acaba? Eğer böyle bir şeyse arkadaşlar nasıl bunun önüne geçebiliriz? Bakın dostlar. Sen gel o kadar emek ver. Ondan sonra şekil şema. Ama gerçekten deprem nedeniyle 2 hafta boyunca sıkıntılar yaşadık ve bunların üzerine fazla düşemedik. Bakın bunda da var. Bu biraz daha iyi. 2 haftalık bu don olması, soğuk vurması bunları mahvetti. Ben şimdi Mehmet hocama ya da keçi boynuzu yetiştiren diğer arkadaşlarıma, Renkler ve Zevkler kanalındaki hocama, Orhan hocama bunu bir sorayım. Acaba ne anlama geliyor? Sizin orada da var mı? Keçi boynuzu yetiştiren, bahçesinde olan arkadaşlar varsa bu konuda bana bilgi verebilirlerse sevineceğim. Aha, bu daha kötü olmuş. Bak işte. Bak bak bak. Yaprağı güzel denilen bir çiçek vardı ya, ona benzemeye başlamış. Ama yine de güzel dayandılar. Şimdi bunlara bir amino asit ya da başka ne varsa onlardan uygulamam gerekiyor. Yine de iyi dayandılar arkadaşlar. Yine de çok 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 iyi dayandılar. Seni baharın müjdecisi ha? Evet. Sen gel buraya. Demek ki arkadaşlar artık bahar müjdelendi. Şu görüntünün güzelliğine bakın, ışığın güzelliğine bakın. Ben bu işi biliyorum ya. Şey olarak tabii.
kamera çekimi olarak böyle bir güzel çekim olabilir mi? Arkadaşlar, bence harika. Yarın öbür gün herhalde ben bu kameranın bir büyüğünü alırım gibi gözüküyor. Şu görüntüyü gördükten sonra şu raftını da biraz aşağıya alayım. Güzel bir görsel şölen olsun. Hatırlar mısınız arkadaşlar çocukluğunuzu? Çocukluktan geriye kalan, köyde yaşayan ya da böyle bu tarz anılar olan arkadaşlar. Uç uç uğur böceği bana bir şeyler getir modu var diye. Neyse arkadaşlar, biz yine dönelim çiftliğimize. Bu bitkilerin hepsini traktörle süreceğiz. Vay, bizim posta gelmiş buraya. Bak 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 bak, tarlada yayılıyorlar. Artık bitkiler de çıkmaya başladı ki vitamin ve mineral, artık daha doğrusu Lokman Hekim'in bütün bitkilerden beslendiği, hani ilaçları bitkilerden yaptığını da düşünürsek bütün hayvanlar kendisinin bir Lokman Hekimi diyebiliriz. Bakın arkadaşlar, tarlada yayılmaları, bahçede böyle ayaklarını toprağa değdirmeleri güzel. Şöyle göstereyim. Yasin Ender, görüyorsun, buradan Trabzon'a da selamlar gönderiyorum. Mira Çekici'ye selamlar gönderiyorum. Serkan'a, ardından Adil Dişçi'ye, Kilisli Lütfi Yıldırım'a, adaşım Azerbaycan'dan Halil'e, Metin Süleymanlı'ya. Yani o kadar çok arkadaşım var ki hepsini bir gün inşallah dolduracağım. Oo, ne yediğine bakıyor musunuz arkadaşlar? Hangi otu olduğunu. Yani seyretmesi videoyu çekmekten daha keyifli. Şöyle bakın arkadaşlarım, dostlarım, sizlerle bunu buluşturayım diye 8 kat oldum. Bakın, Allah Allah. Şaka maka ben var ya, National Geographic kameramanı bile olabilirim aslında. Hiç de fena olmaz. Evet, diğer bir göğe postamız da geliyor. Cami Kallebi tiplemesi. Ama canavarım benim be. Hadi. Serengeti kaplanlarını çekiyormuş hissi oluşmaya başladı bende. Sanırım bunlar kendilerine yarayacak bütün vitamin, minerali bu otlardan alıyorlar. Çekip çekip kopartıyorlar. Ben de sanıyordum ki sadece semiz otunu yiyorlar. Ama onlar kafalarına göre takılıyorlar. İçgüdüsel olarak neyin kendilerine iyi geleceğini çok iyi biliyorlar arkadaşlar. Tripod olmayınca benim gövdem önde, belim arkaya doğru dönmeye başladı ama şu görüntüyü almak için o acıya değer. Tam belgesel olduk ha. Aynı karede 3 güvercin. Yaklaştıkça da görüntüyü bırakasım gelmiyor. Evet, çakmaklı postamız. Kendimden emin. Bitki bardağımız da arka planda. Aynı anda iki işi yapamadım. O yüzden kusura bakmayın. Orada bıraktım. Aa, dördüncü de geldi. Çok iyi. Beşinci de gelecek. Sabahın ilk ışıkları bunun döşüne vurduğunda resmen boynu, Nokia'nın eskiden bir 7610 muydu telefonu vardı. 7650 miydi, hatırlamıyorum tam olarak ismini. Yanar döner kapaklı. En son Matrix filminde görmüştüm o telefondan. Böyle ışık güneş değdiği an değişiyordu. Rengi de değişiyordu bununla birlikte. Aynı ona dönmüş. Boynunun tatlılığını görüyorsunuz. Evet, şimdi burada ama şimdi ben hep bunları çekiyorum ya. Gideyim de bir bakayım diğerlerinde durum nasıl. Allah Allah, ne oldu yine ya? Gün batımı gibi gözüküyor arkadaşlar. Gün doğumu aslında. Gün batımı gibi gözüküyor. Hepsinin şöyle tatlılığını görüyor musunuz ters ışıkta? Wow, süper ötesi. Bu arada postalardan kaçı? Şöyle bakalım nerede, ha? Uçmaya başladı. Oh! Dolaşın bakayım, dolaşın çıtırlarım. Hadi babişko geldi, size bir sabah yemlemesi yapacak ama arkadaşlar burada yemlemeye gerek var mı? Sürekli dışarıdalar. Otunu, çörünü, çöpünü, ekmeğini, kırıntısını da yiyorlar. Hadi bakalım. Hadi çık bakalım dışarıya. Benim tatlışım benim. Bak. Ağzında tüy mü var senin? Ağzında tüy mü var? He? Oy benim, ağzında tüy mü var senin? Elim de boş ha.
Hayır, bunlar iyice sosyalleşti. Ben gözlerinde sıkıntı var zannediyordum. Ama iyice sosyalleşti. Seni. Babişko sizi çok seviyor. Öyle mi? Tedirgin. Eskiden kafalarındaki tüyler Mehmet Ali Savcı kardeşimizin dediği gibi sürekli sıkıntı yaşatıyordu. Hani beni görünce korkuyorlardı ama artık öyle bir dünya yok. Değil mi boncuklarım? Evet, tavuklarımız da burada. Ah, onlar beni seviyor. Gel. Arkadaşlar, yakından çektiğinizde ayrı bir güzel görüntü oluyor. Bu arada arkadaşlar, bizim yasak aşk devam ediyor. Büyük ihtimalle hani tabii ki sevenlere arasına girilmez ama iki gönül bir olunca samanlık seyran olmuyor. Olmaz. Davul bile dengi dengine çalacak. Yalnız bir şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Sizlerin de böyle başına geldi mi? Bu horozla İran tavukları sürekli bir aradalar. Hiç ayrılmıyorlar. Sürekli kendi hallerindeler. Niye böyle ben anlamadım. Hani normalde uzak durmaları lazım bu benim. Hani niye kaçıyor? Ani kaçışlar, ani hareketlilikler var. Bunlar çok fena. Hani bunlardan çoğaltmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sebebi de bunlar pireye, bite, keneye, yılana, ineğe, sineğe, böyle fareye çok tehlikeli bir şekilde saldırıyorlar. Bu da aslında benim işime geliyor. Aslında hiç de fena olmaz derken arkadaşlar, kameramıza takılan bir tane daha canavar var ki, üy bu ne ya, fare dediğini duyar gibi oluyorum. Bunlara biraz tahıl verelim mi? Bugünlük buğday verelim. Yarın başka bir şey veririz. Karışık yem alalım. Çünkü bu ara bizim tırmanmaya başladı. Bizim vitamin ve mineral desteğine ihtiyacı olan hayvanlarımız var. Gençler de beni bekliyor. Açtık ya burayı. Hadi bakalım hadi. Ana, bunlar iyice beni bayağı bir benimsediler ha. Hadi gir bakayım oradan. Gir oradan. Hadi abilere göster. Hadi kuzum. Şöyle bir gir de bir görelim bakalım gerçekten. Bunlar tersten girmeye başladılar. Ben burayı kapatayım diyeceğim de. Bir tane gir de bari şey olsun arkadaşlarımız. Hadi kuzum. Girmeyeceğim. Gir. Gir. Girmeye niyeti yok. Postalarımız burada takılsınlar. Ben diğerlerine şöyle bir döneyim. Bunlara bir sabah yemlemesi yapalım arkadaşlar. Bakalım yumurta var mı? Yumurta varsa da ona göre bunları biriktirip civciv çıkarttırmayı düşünüyorum. Buraya da arkadaşlar bir dövüş horozu sözü aldık. Bir Hint horozu sözü aldık. Buraya Hint horozunu koyacağız. Hani buradaki güvercinleri çıkardık, yan tarafa aldık. Almanya'dan oğlum gelecek, kira ücretlerine artış yaptım deyip buradan güvercinleri çıkardık. Bizim tavuklarda var mı bir yumurtlama olayı? Ana, ikisi birden yumurtlamaya çalışıyor. Lan bari git yan tarafa git, üst üste yumurtlamaya çalışıyorsunuz ya. Tamam, sinirlenme. Yumurta kapıya gelmiş. Hiç rahatsız etmeyelim. Hadi bakalım şimdi. Ne diyoruz? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, destek için o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.